Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün Finans Merkezi'nin manşetinde enerji olacak. Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak bizlerle birlikte olacak. Hem şirketin finansalları üzerine, hem iş modeli üzerine, hem Türkiye'de genel olarak enerji sektörünün geldiği nokta üzerine değerlendirmelerini almaya çalışacağız. Ayrıca yine programımızın içerisinde son dönemde yapılan önemli değişikliklerden bir tanesi geri kazanım katılım payı beyannamesi. Buradaki genel tebliğin değişikliği, dolayısıyla önümüzdeki dönemde buralardaki maliyetlerin, ambalaj ve poşet maliyetlerinin önümüzdeki dönemde şirketlerin üzerine yaratabileceği etkinin neler olacağını değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Diğer taraftan yine piyasalarda olup bitenleri de önemli ölçüde bu program çerçevesinde sizlerle paylaşacağız. Öncelikle dönelim, rakamlar bizlere ne söylüyor? Hızlıca onlara göz gezdirmeye çalışalım. Borsa İstanbul 120.950 puanda, 121.000 puanın eşiğindeyiz. Seans içerisinde 121.250'lere kadar gittik. Aşağıdaysa 120.500. Aslında geçen haftaya kıyasladığımız zaman daha dar bir bant içerisinde hareket olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan yine yukarı yönlü harekette bankalar ve sanayi sektörü hemen hemen paralel hareket ediyor. Yukarı yönlü ivme gösterenler arasında ilk sırayı örneğin Garanti Bankası endeksi 180 puan kadar tek başına havaya yukarı kaldırıyor. Onu sayabiliriz. Geçen hafta bilanço sonrasında bir miktar dalgalı seyir gördüğümüz TÜPRAŞ'ta %2, Türk Hava Yolları'nda %2,5'luk hareketler olduğunu aktaralım. Keza yine gübre tarafında da %15,5 civarında yukarı yönlü bir hareket olduğunu söyleyelim ki normalde endeks içindeki ağırlığı yüksek olmadığı için çok fazla buralarda görmeyiz. Endeksi 75 puan kadar tek başına gübre fabrikalarının da yukarı çektiğini aktarmak mümkün. Satıcılı taraftaysa yine haber akışı üzerinden belli ölçüde İş Bankası hisselerinin olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan yine Koç Holding'de 0,7 civarında aşağıda seyir göstermeyi sürdürüyor. Şimdi rakamlar Borsa İstanbul için böyle. Diğer taraftan dönüp diğer tarafları değerlendirmeye çalışalım. Kurda şu an itibariyle sakin bir seyir var. Dolar TL 6.0475'lerde, Euro TL 6.55 seviyesinden işlem görüyor. Euro dolardaysa 1.0836'lardan geçmiş durumda son işlem. Faiz tarafına bakalım. Gösterge kağıt bileşik faizinde %11,06, 10 yıllıktaysa %11,27 düzeyinden geçmiş durumda son işlem seviyesi. Gidelim Avrupa borsalarına göz gezdirelim. Orada yukarı yönlü hareketler var. Özellikle Çin tarafında Merkez Bankası'nın attığı adımların yansımalarını izliyoruz. An itibariyle baktığımızda Stoxx 600 endeksi %0,2 civarında yukarıda. Londra'da FTSE %0,3 ile Avrupa borsaları içerisinde başı çekiyor. Keza İtalya'da bir miktar daha yüksek %0,6 civarında prim olduğunu da aktarabiliriz. Amerikan vadelileri de artıda. Şu an itibariyle baktığımızda %0,14 Dow Jones, %0,21 S&P 500 vadeleri yukarıda. Nasdaq vadelilerine %0,4 civarında artı olduğunu söyleyelim. Amerika'da Başkanlar Günü nedeniyle bugün spot piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek. Onu da aktarmış olalım. Emtia piyasasına göz atalım. Oradan baktığımızda nispeten yatay sakin bir gün. 1581 dolar seviyesinde spot altının ons fiyatı 2,5 dolar kadar aşağı kaymış görünüyor. Amerikan tipi ham petrol yatay 52 dolar seviyesinde, Brent petrol ise 57 dolar 20 sentlerden işlem görüyor. Rakamlar bize bunları söylüyor. Şimdi gidelim iş yatırıma. Halil Barışkan bizleri bekliyor orada. Halil, piyasada bir miktar daha sükunet var. Geçen haftaya göre oynaklık da bir miktar daha azalmış görünüyor. Dolayısıyla genel yön çizmekte çok mahir olmayan ama patinaj yapmaya devam eden bir borsa görüntüsü hali hazırda sürüyor. Ne tarafa kırılması beklenebilir bu patinaj sonrasında endeksin? Merhaba Açıl. Ya, endeks tarafında hisse bazında ayrışmalar aslında oldukça yükselmeye başladı. Yani son 1-1,5 aylık süreçte endeksten ciddi ayrışan bankacılık hisselerinden son böyle bir haftada bir rotasyon var. Amerika ile düzelebilecek olan ilişkiler hikayesi nedeniyle ve iyi bilanço vesaire gibi hikayelerle birazcık daha Aselsan, Halkbank, Havayolu gibi hisse senetlerine rotasyon olduğunu söyleyebilirim. Bu hisse bazında ayrışmalar devam edecek bence. Aslında benim dikkatimi çeken nokta, endekste aşağı yönlü satışlar olduğunda karşılanan noktalar her seferinde birazcık daha yukarıda olmaya başladı. Ve bence yurt dışı risk iştahı bozulmazsa eğer
Ben yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Normalde 119-123 aralığında bir süre geçirdikten sonra yukarı gideceğimizi düşünüyordum. Bence o sürenin yavaş yavaş sonuna geliyor olabiliriz. Ben izlerken açıkçası piyasada tahtaları birazcık daha güçlü bir hissiyat edilmeye başladım. Orada da bence yatırımcıların 121-500 üzerinde endekste kalıcılığa bakması gerekiyor. Aynı zamanda ana hisselerle beraber işte bugün garantinin de güçlü olması birazcık daha piyasa işleyişine daha müsait bir duruma gittiğimizi gösteriyor. Ben açıkçası 121.500'den sonra yukarıda 123.500 seviyesinin ilk direnç olduğunu düşünüyorum. Orası kırıldıktan sonra da yeni zirvelere doğru gideceğimizi düşünüyorum. Açıkçası 119.000 seviyesinin altında kapanış görmezsek bence yön yukarı. Yakın stopla çalışmak isteyenler için de bence 119.000 seviyelerin altı önemli olacak. Önümüzdeki süreçte de Merkez Bankası'nın kararı ve İdlib tarafında gelebilecek olan haber akışını izliyor olacağız. İyi yayınlar diliyorum. Halil, teşekkürler sana aktardığın bu notlar için. Şimdi gidiyoruz araştırma masasına. Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Bu toplantı öncesinde hem kurun durumu hem jeopolitik gelişmeler ana tema ve belirleyici olacak gibi görünür. Merkez Bankası 5 toplantıdan bu yana devam etmiş olduğu faiz indirim sürecine devam edecek mi etmeyecek mi? Piyasa oyuncuları neler bekliyor? Gizem Uzuner yaptığı anketi ona soralım. Nedir temel beklenti diye. Açıl merhabalar. 18 kurumla yaptığımız anket sonuçlandı ve bu hafta 19 Şubat tarihi itibariyle Merkez Bankası'ndan yılın ikinci toplantısını gerçekleştirmesini bekliyoruz. Anketimize katılan kurumların medyan tahminine göre ortaya çıkan sonuç Şubat toplantısında Merkez Bankası'nın faizde değişikliğe gitmeyeceği yönünde oluştu. Şu an mevcut durumu hatırlatmak gerekirse politika faizimiz 11.25 seviyesinde bulunuyor. Mor çizgiyle gösterdiğim haftalık repo üzerinden gidecek olursak. Gel gelelim, bu anketin kırılımı oldukça önemli. Çünkü 18 kurumun içerisinde aslında bir kurum 25 bas puanlık bir indirim bekliyor bu toplantıdan. Eğer o kurumun beklentisi gerçekleşirse şayet 11.25 seviyesinde bulunan politika faizimiz 11'e inecek. Diğer önemli kısım ise aslında 18 kurumun 6 tanesinin ise 50 bas puanlık bir indirim tahmininde bulunması yönünde. Oradaki beklenti gerçekleşirse şayet 11.25 seviyesinde bulunan politika faizimiz bu durumda 10.75 seviyesine düşecek. Dolayısıyla anketin medyanında bu toplantıda herhangi bir değişiklik olmayacağı ve 11.25 seviyesinde bulunan politika faizinin korunacağı yönünde bir medyan çıkmış olsa dahi aslında burada 7 tane kurumunda faiz indirimlerinin devam edeceği şeklinde beklenti verdiğine de unutmamakta fayda var. Şimdi bu noktada tabii ki sene sonu tahminlerini de aldığım bazı kurumlar oldu. Senenin sonuna geldiğimizde tek haneli politika faizi bekleyenler de var. Ama bu faiz indirim sürecinin devam etmesi beklentisinin yanı sıra hangi vadelerde Merkez Bankası'nın faiz indireceği oldukça büyük bir merak konusu. Bu noktada tabii ki ilk gözümüze çarpan yer de enflasyon beklentileri. Gel gelelim, son enflasyon beklenti anketinden karşımıza çıkan sonuç itibariyle enflasyon beklentilerindeki iyileşmelerin bir miktar duraksamaya, aksamaya gittiğini görmekteyiz. Bunun da asıl sebebi özellikle TL'deki hareket aslında. Şu aşamada Merkez Bankası beklenti anketinden 12 aylık enflasyon beklentisine dair çıkan sonuç 9.61 seviyesine. Ancak dikkat etmek gerekirse biz aslında 2019'un başından itibaren enflasyon beklentilerinde iyileşme gözlemliyoruz. Bu noktada özellikle geldiğimiz seviye tek haneli bir enflasyon beklentisine işaret etmiş olsa bile özellikle son 2 ayda gelen beklenti anketinden bu iyileşme ivmesinin bir miktar ivme kaybına uğradığı da anlaşılıyor. Sebebi aslında dediğim gibi para birimindeki hareket. Orada da gelişen ülke para birimleriyle Türk lirası performansını aynı zamanda kıyaslayalım. Yılbaşından bu yana normalize ettiğim grafikte yılbaşından bu yana Türk lirası ve gelişen ülke para birimleri arasındaki ayrışmayı görme şansına sahip olacağız. Türk lirasındaki harekete dikkat etmek gerekirse gelişen ülke para birimleriyle Türk lirası arasında bir fark var. Şöyle ki grafikte ters olarak renklendirmişim ancak şöyle ifade edeyim. Kırmızıyla gösterdiğim kısım Türk lirasının dolar karşısındaki performansını ifade ediyor yılbaşından bu yana. Orada %2.7'lik bir kayıp söz konusu. Ancak beyaz çizgiyle gösterdiğim gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değerini ölçen sepete baktığımızda yılbaşından bu yana %1.6'lık bir değer kaybı söz konusu. Dolayısıyla evet, yıl
yılbaşından bu yana gelişen ülke para birimleri için dolar karşısında değer kayıplarının yaşandığı bir 2020 yılının içerisindeyiz. Ancak Türk lirası bu seneye de başlarken en azından ilk 1,5 aylık süreç içerisinde dolar karşısında diğer benzerleriyle kıyasladığımızda bir miktar daha fazla değer kaybetmiş vaziyette. Bu değer kaybında büyük ölçekte aslında geçen hafta gerçekleştiğini söyleyebilirim. Yani ayrışmanın belirginleştiği yer aslında daha çok jeopolitik riskleri konuştuğumuz geçtiğimiz hafta itibariyle gerçekleşti açıl. Gizem, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar ve değerlendirmeler için. Şimdi gündemdeki bir başka konuya geçiyoruz. Geri kazanım katılım payı beyannamesi genel tebliğinde değişiklik. Bu ne demek? Özellikle şu ana kadar 2005 yılından bu yana yürürlükte olan bir faaliyet kolu bu. Ve özellikle şirketlerin kendi ürettikleri doğayı belli ölçüde doğaya zarar verecek olan unsurları geri kazanım payı altında doğadan yeniden kazandırmak. Bunların bir noktadan sonra geri dönüşümünü sağlayabilmek için devlete ödedikleri pay. Burada yapılan değişiklik önemli unsurları içeriyor. Önce buna dair bandımızı bir izleyelim, sonrasında üzerine konuşalım. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın geri kazanım katılım payı beyannamesi genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliği resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile birlikte lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaçla plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlarda üretici ya da perakendecilerden ek bir bedel alınması planlanıyor. Bu ürünlerin ithal edilmesi ya da Türkiye'de üretilmesi halinde piyasaya sürünce kilo, adet veya kutusu başına geri kazanım katılım payı adı altında vergi ödenecek. Yeni tebliğ ile söz konusu payların kurumlar vergisi yükümlülükleri tarafından her ay, diğer yükümlülükler tarafından da 3 ayda bir beyan edilmesi öngörülüyor. Beyanı izleyen ayın son günü akşamına kadar da elektronik beyan ve ödemenin yapılabileceği hükme bağlandı. Poşetin kilosundan alınan 15 kuruş geri kazanım katılım payı %20 artırılarak 18 kuruşa çıkarılırken, her türlü araç lastiği, akümülatör, her türlü pil, yağ, elektrikli eşya, ilaç, her türlü ambalaj malzemesi üzerinden ilk kez katılım payı alınması kararlaştırıldı. Genişletilmiş üretici sorumluluğu bedeline ek olarak geri kazanım katılım payının fiyatlar üzerinde enflasyonist etki yaratıp yaratmayacağı da tartışılıyor. Örneğin üreticiler yağ tarafında tüketiciye yansıyacak zam oranının kilogram başına %1,5 ila 2 arasında olacağı görüşünde. Türkiye'de geri kazanım oranı şu an itibariyle %13'ler civarında ve 2023 yılına gelindiğinde bunun %35'e çıkartılması gibi de bir planlama olduğunu ifade edelim. Konuyu detaylı olarak yorumlamak için iki tane telefon bağlantımız olacak. Öncelikle işin vergisel boyutunu değerlendirmek üzere Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Saygılıoğlu var hattımızda. Nevzat Bey, siz nasıl değerlendirir, nasıl yorumlarsınız? Aslında 2005'ten bu yana var olan bir unsur, fakat şimdi bir miktar genişletiliyor. Dolayısıyla yansımasının ne olması beklenebilir? Şimdi aslında bu düzenlemenin temeli 2018 yılının son aylarında çevre kanununda yapılan değişikliğe dayanıyor. Çevre kanununda yapılan değişiklikle bazı ürünlerden geri kazanım katılım payı alınması. Katılım payı bir anlamda vergi, ama çevrecilik diliyle buna vergi olarak söylenmiyor da kullanan öder, kirleten öder mantığıyla kullanılanın, kirletilenin yerine yenisini koymak üzere, yenilemek adına, geri kazanmak adına bir katılım payı adı altında yükümlülük alınıyor. Adı katılım payı, tadı vergidir. Hiçbir farkı yoktur. Kanunla düzenlenir, kanunla alınır. Bunu daha önce geçen düzenlemede sadece plastik poşetten satış noktalarında alınıyordu. Şimdi bu yılın başından itibaren sizin de haberinizde geçtiğiniz gibi diğer geri dönüşümü olan, geri kazanımı olan ürünlerden de alınmaya başlanıyor. Bu Şubat ayının son gününe kadar, örneğin Ocak ayının yükümlülükleri yerine getirilmiş olacak. Plastik poşet dışında her türlü lastik, aydınlatma ekipmanı, akü, pil, maden yağ, bitkisel yağ, elektronik eşya, elektrikli eşya ve ilaç diye, sizin de söylediğiniz gibi, bu
ya kilosundan veya adedinden, şişesinden, kutusundan alınan kuruşlarla ifade edilen paralar. Örneğin iş makinesi lastiğinin her birinden 10 lira alınırken binek arabasının lastiğinden 2 lira alınacak. Bu ne zaman için? 2020 yılı için. 2021'de bu rakamlar değişecek yeniden değerleme oranında. Yani tam anlamıyla bir vergi ve kimileri kurumlar vergisi mükellefleri her ay itibariyle, diğerleri de 3 ayda bir bu yükümlülüğü, katılım payını vergi dairesine, bağlı oldukları vergi dairesine ödemek zorundalar. Peki Nevzat Bey, burada iki tane soru var. Birincisi, tüketiciye yeni bir ekstra rakam çıkıyor mu? Bir ödeme çıkacak mı buradan? Sorulardan bir tanesi. Diğeri de şirketlerin özellikle bu çerçevede ne kadarlık bir ek maliyetleri olması beklenebilir? Şimdi her halükarda tüketiciye yansıyacak. Bu tür vergilerin tipik özelliği ya da katılım payı da onlardan biridir. Yükümlünün üzerinde kalmaz. Yükümlü burada aracıdır. Fiyat mekanizması yoluyla, yani bir otomobil lastiği alıyorsanız o lastiğin içerisine lastik geri katılıma, geri kazanım katılım payını da dahil ederek sizden alacak. Fiyatına yansıyarak tüketiciden alınan bedeldir. Her halükarda yansıtılan vergi. Bunda hiçbir şey yok. Dolaylı vergi, yansıtılan vergi. Zarar etmediği sürece ithalatçı veya piyasaya süren imalatçı bu vergiyi yansıtacak. Kendisi aracı mükellef bizim vergicilik diliyle. Ama hangi oranda yük oluyor dersek, madeni yağın kilosu 50 kuruş misal olarak söyleyelim. Pilin bilmem kilosundan, tanesinden, kilosundan bazılarına göre farklı miktarlarda rakamlar. Biliyorsunuz bu resmi gazetede yayınlanan değişikliğin eki tablo var. Orada sıralanmış durumda. Eşyanın, yani geri dönüşüm konusu olan, geri kazanım konusu olan eşyanın fiyatına göre içindeki yük de oransal olarak artıyor veya azalıyor. Yani bir yük tüketiciye yansıyacak. Dolayısıyla fiyatlara yansıyacak. Burada kurumlar bu işten dolayı aracı mükellef gibi, KDV gibi aynen yükümlülük üstlenmiş olacaklar. Çok teşekkür ediyoruz Nevzat Bey, değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Şimdi sektörel olarak bu taraftan etkilenecek alanlardan bir tanesi elbette plastik sanayi. Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç var hattımızda. Ahmet Bey, siz nasıl değerlendirirsiniz? Burada getirilen bu yeni düzenleme ile birlikte kapsam genişletiliyor. Naylon poşetlerde zaten vardı ama diğer ürünler içinde benzer unsurlar var. Sizin sektörünüz nasıl etkilenecek buradaki düzenlemeden? Merhabalar Açıl Bey. Öncelikle iyi günler diliyorum herkese. Tabii bizim sektörümüz içinde ambalaj en büyük paya sahip olan kısım plastik üreticileri içerisinde. Dolayısıyla sektör ciddi anlamda etkilenecektir diye düşünüyoruz. İşin diğer bir tarafı, aslında sektörün etkilenmesinin yanı sıra sonuçta firmalar, sektör oyuncuları bu maliyeti ürünlerine bir şekilde yansıtacaklar. Dolayısıyla biz üreticilerin tabii ki belki son kullanıcıya yansımasından dolayı bir etkilenmeleri olacaktır. Daha az tüketilmesiyle alakalı bir etkilenmeleri olacaktır ama nihayetinde en çok etkilenecek kesimin son kullanıcı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü üreticiler bu maliyetleri normal olarak mecburen ürünlerin üzerine yansıtacaklardır. Elbette üründen ürüne değişiyor ama ne kadarlık bir yansımadan bahsediyoruz? Yani işte plastik poşet başına 25 kuruştu. Şimdi o artacak zaten önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla buradaki genel enflasyonist etkiyi değerlendirecek olursak elbette dediğim gibi üründen ürüne değişir ama yüzdesel bir şey söylesek ne kadarlık bir ortalamadan bahsediyoruz? Yani tabii bu çok net değil söylediğiniz gibi. Çünkü bazı ürünlerin içinde ambalaj çok önemli bir paya sahip. Yani mesela su aldığınız zaman bunun neredeyse bedelinin %65'i %70'i ambalaja aittir. Tabii ki ürünler öyle çok değişecektir.
Nihayetinde ambalajın üzerindeki vergi, konulacak vergi kadarlık bir pay üreticiye yansıyacaktır, kutu kullanıcıya yansıyacaktır ki bu da tahmini olarak söylüyorum. %25-20 ile %40 arasında bir rakama tekabül edebilir bazı ürünlerde. Çok çok teşekkür ediyoruz Ahmet Meriç, değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için. Programımızın bu bölümünde gidiyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor orada. Ceren, bugün otomotiv hisseleri Avrupa'da özellikle yukarıda Xi Jinping'in yapmış olduğu bir çağrı var ekonomiyi canlandırmak için. Ondan fayda görüyor gibi görünüyorlar. Birinci soru bu. İkincisi ise yine özellikle Münih'teki güvenlik konferansında bir kez daha Huawei tartışması ön plandaydı. Buna dair detayları da aktarırsan seviniriz. Merhaba Atıl. Evet, haftanın ilk işlem gününe baktığımız zaman Avrupa borsalarının genelinde sınırlı bir iyimserliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Fakat otomotiv hisseleri yükselişte başı çekiyor. Senin de dediğin gibi hafta sonu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in yaptığı açıklamalar etkili oldu. Çünkü Çin'de son dönemde biz otomotiv satışlarında çok sert düşüş görmüştük koronavirüs salgının etkisiyle ve otomobil tüketiminin canlandırılması çağrısına bulundu kendisi yaptığı açıklamayla ve araç edinmenin önündeki engellerin azaltılması gerektiğini belirtti. Açıklamaların ardından ilk işlem gününde Çin'de otomotiv hisselerinde çok sert yükseliş görüldü. Bu Avrupa'ya da yansıdı. Şimdi baktığımız zaman Stoxx 600 otomotiv endeksinde %2'ye yaklaşan oranda bir yükseliş hakim. Çünkü Çin'de geçtiğimiz hafta açıklanan veri Ocak ayında otomotiv satışlarının 8 yılın en sert düşüşünü kaydettiğini göstermişti ki özellikle Avrupa'da, Almanya'da otomotiv üreticilerin de bundan çok sert etkilendiğini söyleyebiliriz son dönemde. Çünkü çoğu şirket Çin'deki fabrikalarında üretime ara verme yönünde karar almıştı. Öte yandan baktığımız zaman gündemde olan bir diğer konu ise Huawei mevzusu. Çünkü son dönemde bunu da çok aktardık. ABD ile Avrupa ve İngiltere arasında Huawei üzerinden yürüyen tartışmaların alevlendiğini söylüyorduk. Geçtiğimiz hafta ABD'nin baskısına rağmen hem Avrupa hem de İngiltere Huawei ile 5G konusunda kısıtlı da olsa çalışma yönünde bir karar aldıklarını duyurmuşlardı. Ve konuyla ilgili ilk etapta ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama gelmemişti. Fakat ABD'nin Berlin Büyükelçisi hafta sonu attığı tweetle Trump'ın konuyla ilgili kendisini aradığını ve isim vermeden güvenilmez ortaklarla çalışan şirketlerin istihbarat paylaşımını tehlikeye attıklarını belirtti. Hafta sonu keza ABD Savunma Bakanı'ndan açıklamalar gördük. 5G'nin önümüzdeki dönemde NATO'ya zarar vereceği, tehdit oluşturacağı açıklamasında bulundu. Cumhuriyetçiler ve demokratların Huawei konusunda hemfikir olduğu ve Huawei ile ABD'nin baskısına rağmen çalışacak ülkelerin aslında tüm köprüleri yakmaya hazır olduğu yönünde yorumlar geldiğini söyleyebiliriz. Tabii İngiltere'nin açıklamaları önemli çünkü az önce Johnson'ın sözcüsü gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı ve yaptığı açıklamayla Huawei kararını istihbarat paylaşımını etkilemeyeceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta da hızlı tren projesi konusunda Çinli şirketlerle çalışma yönünde bir karar almıştı İngiltere. Tabii önümüzdeki dönemde aslında iki taraf arasındaki ticaret görüşmelerini etkileyeceğini bu konunun söyleyebiliriz Açıl. Yeniden söz sende. Ceren, teşekkür ediyoruz sana. Kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak bizlerle birlikte olacak. Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle Zorlu Enerji üzerine bir miktar değerlendirme yapacağız. Sonrasında bir miktar eğer vakit kalırsa genel olarak enerji sektörü içinde değerlendirmelerinizi evet. almaya çalışırız. Bir dönüşüm içerisinde şirket özellikle de yapmış olduğu 2018 yılının ortasındaki o kur şokundan sonraki dönemde hemen hemen bütün enerji şirketleri belli başlı güçlüklerle uğraşmak zorunda kaldılar. Evet. Hem finansman maliyetlerinin çok yükselmesi, faizin çok yükselmesi, kurdan kaynaklanan uyumsuzluklar vesaire herkes çok zorlandı. Şu an geldiğiniz durum nedir diye öncelikle bir onu sorayım size. Tabii dediğiniz gibi kurların çok artması ve faizlerin de yükselmesiyle beraber finans maliyetleri ciddi anlamda üzerimizde baskı oluşturdu. Karlılıkları negatif yönde etkiledi. Aslında biz çok daha iyi bir yıl bekliyorduk 2019 için, 2018'e girerken. Ama maalesef işte bunları yaşamak zorundaydık, yaşandı. Ve bugün geldiğimiz noktada ise faizler işte 12'ler, 13'ler civarına
geriledi. Bununla beraber piyasada bir miktar para girişi oldu. İşte hem borsada görüyoruz bunun etkilerini, hem faiz oranlarında işte ilave kredi bulma, yeni yatırımlar yapma anlamında piyasada artık fırsatlar gündeme gelmeye başladı. Biz de tabii bu noktada şirketi daha da borçlarını azaltma yönünde bir takım çalışmalara devam ediyoruz. İşte biliyorsunuz geçen hafta Akfen grubuna satış oldu. 80 megawattlık bir projemizi, rüzgar projemizi devrettik. Tabii onların belli hedefleri var. İşte bizim başka hedeflerimiz var. Gerçeği söylemek gerekirse alanın ve satanın memnun olduğu bir işlem oldu. 100 milyon dolarlık bir satış oldu. Evet. Peki rüzgardan tamamen çıkmayı düşünüyor musunuz? Çünkü aynı zamanda Gökçedağ tarafında rüzgar enerjisi santrali devam ediyor. Devam ediyor. Pakistan'da da var. Yani bizim önümüzdeki dönemdeki hedeflerimiz içerisinde özellikle jeotermal, güneş ve rüzgar alanında yatırım yapmak yatıyor. Jeotermal ama bizim için stratejik olarak daha önemli. Çünkü o bir niş alan. Orada çok yatırımcı yok. Yatırım hacmi bir anda büyüyor, biliyor. Baz yük çalışıyor. O yüzden önümüzdeki dönemde bu yeklemde de umuyoruz ki tarifesi devam edecek ve öncelikli olarak jeotermalde hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım yapacağız. Ama bunun yanı sıra güneş ve rüzgarda iyi projeler bulduğumuz sürece yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu rüzgardan çıkıyoruz anlamına gelmiyor bizim açımızdan. Peki şunu sorayım. Özellikle tabii yeklem projeleri bu dönemde çok büyük avantaj haline geldi. Çünkü evet. Oradaki fiyatlama modeliyle normal diğer projelerdeki fiyatlama modeli arasında fark oluştu. Fakat yeklemde de özellikle bir öngörülebilirlik sorunu var. Sürekli dönemsel olarak uzatılan ama hani daha uzun vadede öngörülebilirliği çok olmayan bir fiyatlama mekanizması. Bu örneğin kredi anlaşmalarında veya yapılandırmalarda önünüze bir sorun olarak çıkıyor mu? Yani yektem aslına bakarsanız yani süresi yeterli olduğu zaman bir sorun teşkil etmiyor. Mesela 2015'ten 2020'ye kadar önümüzü gördük. Sorun 2019'a geldiğimizde 2020'den sonra ne olacağı tam net bir şekilde ortaya çıkmadığı için tabii yatırımlara insanlar daha tereddütlü, bankalar daha temkinli yaklaştılar ve yatırımlar aslında devam etmesi gerekirken yani yeni bir alanda bir miktar daralmış durumda. Herkes 2020 sonuna yetişmeye çalışıyor. Tabii bir de YK modeline geçiş süreci var. Bundan sonra güneş ve rüzgarda YK modeliyle yani bu azaltma hesap yani ihale yöntemiyle araziler ve lisanslar verilecek. Ona geçiş süreci var. Ama jeotermal, biyokütle gibi yatırımlarda mutlaka feed-in tarif mekanizması gerekir. Şimdi burada önemli olan bir başka şey daha var. Biraz önce de bahsettik borçlardan. Yaklaşık 11.8 milyar TL, 2 evet. milyar dolar civarında bir toplam borcu var Zorlu Enerji'nin. Bunun karşılığında da aslında kuvvetli sayılabilecek bir EBITDA var. Dolayısıyla evet. öncelikle bu tarafın bir parça sormak isterim. Ne kadarlık bir EBITDA? Mesela bilanço, yeni bilançoyu daha görmedik ama evet. kuvvetlenen yani son çeyre 9 aylık bilançoya göre daha kuvvetlenen bir rakam beklentisi evet. olmalı mı? Ne dersiniz? Şimdi biz Osman Gazi dağıtım bölgesini aldığımız zaman tarifesini revize ettirdik. Neden? Çünkü geçmiş dönemde yapılması gereken yatırımlar yapılmadığı için böyle gelirleri çok yüksek ama daha sonra çok borçlu bir şirket haline dönüşecek bir yapısı vardı. Onu temizledik, sıfırladık. O yüzden EBITDA'ları 2018 ve 19'da küçültmüştük ama her geçen gün orada yapmış olduğumuz yatırımlarla beraber ki bu sene 1 milyar TL civarında bir yatırımla tamamlıyoruz Osman Gazi bölgesine. Bizim karlılıklarımız ve EBITDA'larımız da artmaya başladı. Bu sene bunu gördük. 2019'da aşağı yukarı 380 milyon dolar civarında bir EBITDA'yı göreceğiz gibi. İşte son zaten 9 aylıklar açıklandı. Onu yaptığınız zaman o civarda bir şey görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yani 2020 yılında da artan bir trendte yine yani bu satışa rağmen yani güneş satışına ama rüzgar satışına rağmen EBITDA'mız artacak. Hem Osman Gazi'deki yatırımlarımız vasıtası hem de bir takım diğer jeotermaldeki ilave yatırımlarımızla beraber yani karlılık artırıcı yeni yatırım yapmıyoruz ama karlılık artırıcı yatırımlarımız var. Yeni kuyular açıyoruz. Onlarla beraber EBITDA'larımız artacak. Rasyolarımız bakarsanız işte 6'lar, 7'ler, 8'lerden geliyoruz.
EBITDA çarpı borç oranında. Bugün ise bu yıl sonunda ise 5'ler civarına ince. Satışla beraber işte 5'in altını zorluyoruz ama asıl hedefimiz 4'ün altı, hatta 3'ler civarı diyebilirim. Peki burada yeni bir iştirak satışı planlamanız var mı? Tabii iyi teklifler gelirse her zaman açığız denir ya, böyle bir şey tarihlerdir ama stratejik olarak herhangi bir yetkilendirmemiz yok. Var mı gelen herhangi bir teklif peki? Çok geliyor ama yani onlar hani hani böyle bir konuşulacak bir şeyler değil ama biz işte rüzgarda görüyoruz. İşte çıktık Garanti Bank, Garanti Yatırım'la beraber çalıştık onlarla beraber. Düzgün bir şekilde işlerimiz gitti. Böyle aynı zamanda iş yatırımla beraber gaz dağıtımlarının satışını da konuştuk ama orada bir noktaya istediğimiz seviyeye gelmedi rakamlar. O yüzden birazcık da tabii Trakya'da bu gaz bulunma hikayeleri çok konuşuluyor biliyorsunuz. İşte bir gaz çıktı falan filan. İşte TFA'nın oradaki hareketliliği, işte diğer firmaların, Norveçli ve işte Kanadalı firmaların hareketliliği var. O yüzden tam değeri de kafamızda yatan değeri de görmediğimiz için onun yani herhalde oradaki satıştan vazgeçtik diyebilirim. Ama önümüzdeki dönemde tabii bu şey azaltma yönünde daha farklı planlarımız var. Ne gibi planlar var burada? Yani yeni bir halka arzı vesaire başka bir şey düşünüyor musunuz? Şimdi tabii ikinci halka arzı aslında gündemimize daha önce hiç sokmadık. Düşündük ama gündemimize almadık. Yani olabilir mi olamaz mı, işte fiyatlar artıyor. İşte biliyorsunuz Zorlu Enerji'nin piyasa değeri 1 milyar doların üzerine gitmişti bundan 2 sene önce, tam krizden önce. Sonra krizle beraber bugünkü 600 milyon dolarlar işte, hatta 400'lere kadar bile gitti. Ama şu an 600 milyon dolarlar seviyesinde. Burada daha temiz bir şey dönmek istiyoruz ve şimdi önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak Zorlu Yenilenebilir Enerji diye bir şirket kuruyoruz. Zorlu Enerji'nin altında. Ve bütün yurt içindeki yenilenebilir asetlerimizin bunun altına alıp burada belki bir yeni halka arz gündemimizde, değerlendirmemizde olabilir. Yani yenilenebilir dediğinizin içerisinde sizde şu anda işte hidroelektrik var, bir tane rüzgar var, 4 jeotermal var. Evet. Doğalgaz santralleri haricinde o zaman yenilenebilirlerin evet. Hepsi bunun içerisinde olacak. Evet, öyle evet, mi? Bunun evet. Bunda ciddi büyüklüğü olan, ciddi değeri olan bir aset aslına bakarsanız. Burada böyle bir yeni bir oluşuma, yeni bir halka. Bu tamamen Zorlu Enerji'nin altında olan bir şirket olacak. %100 Zorlu Enerji'nin sahibi oldu. Daha sonra da halka açılırsa kısmen borsada hareket eden bir şirket olacak. Ne zaman için böyle bir planlamanız var? Yani 2020 yılı içerisinde planlıyor musunuz bunu? Şimdi biz kendimizi, tabii burada bir süreçler var. Yani hem SPK'da hem bankalarla vesairelerle bir takım alınması gereken izin süreçleri var. Bu süreçler benim tahminim en az 4 ay alır, 4 ila 5 ay. Kendimizi Eylül sonrasına hazırlıyoruz. Eylül sonrasından sonra şirket aslına bakarsanız çok karlı bir şirket olacak. O yüzden orada Eylül sonrası diyebiliriz. Yani Eylül, Ekim, Kasım oralarda. Peki bu halka arzdan elde etmeyi planladığınız kaynağı nerede kullanmayı tercih edeceksiniz diye de sorayım. Borç ödemede mi yoksa şirketin yeni bundan sonraki projelerine yatırım amaçlı olarak? Her ikisi de var. Çünkü Zorlu Enerji'nin elinde, önünde çok ciddi projeler gözüküyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Özellikle jeotermal, yurt dışında keza jeotermal olabilir. Aynı zamanda işte hem Pakistan'da hem hem de diğer ülkelerde güneş projelerine bakıyoruz. Onları değerlendirmeyi planlıyoruz. Oralarda kullanmak istiyoruz açıkçası bir kısmını. Yani büyüme için kullanmak istiyoruz. Aynı zamanda da biraz borç azaltıp işte dediğimiz gibi EBITDA çarpı 4'lerin altına inmek istiyoruz. 3,5 milyar TL civarında görünüyor şu anda Zorlu Enerji'nin toplam piyasa değeri. Evet. İşte hemen hemen söylediğiniz gibi 600 milyon dolarlar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla tabii bunun içerisinde bahsettiğimiz şirketin yani kurulmasını düşündüğünüz şirketin varlıkları var. Dolayısıyla herhangi bir kaynak için yaptığınız projeksiyon, bu değerleme şurada çıkabilir, burada çıkarsa bizim için makul olur dediğiniz bir seviye var mı? Yani şimdi onlar tabii konuşmak için çok erken. Yani bu tamamen gündem, bankalarla görüşüyoruz, yatırım bankalarıyla vesaireyle. İşte önümüzdeki dönemde onların yönlendirmesiyle beraber belli rakamlar, hedef ve değerler çıkacaktır.
o zaman paylaşmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü çok hassas bir konu bu. Öyle. Elbette. Evet. Peki burada borçların şu an itibariyle devam eden borçların yapılandırması için bir tür görüşme oluyor mu? Buradaki çünkü yani daha önceki borçların maliyetler oldukça yüksekti. Yani oldukça derken yani alındığı evet dönem itibariyle yüksek maliyetlerle borçlanma söz konusu olmuştu. Şimdi faizler çok geri geldiği için buralarda bir yapılandırma düşünüyor musunuz? Çünkü İsrail'de yaptınız benzer bir evet yapılandırmayı. Yani aslında yapılandırma ne deniyor? Tam refinansman. Refinansman Türkçesi refinansman de daha doğru ifade. Yani, evet, refinansman. Yani yapılandırma değil de refinansman. Yapılandırma başka artık başka yere gidiyor bugünümüzde. Ya borcunu ödeyemediğin zaman yapılandırma evet gibi anlaşılıyor evet da aslında bu söylediğimiz refinansman. Evet, refinansman yeniden anlamında. İşte doğru. İsrail'de yaptık dediğiniz gibi. Orada faizler tabii bolluk, bu doğalgazın bulunmasıyla beraber ülkeler ciddi anlamda ticaret fazlası vermeye başladılar ve ülkeye giren parayla birlikte orada faizler sıfırlar civarına inmiş durumda. Yani oranın Libor'u sıfıra inmiş durumda. Bizim de bir fırsat yakaladık ve Aşot Ramatna gibi işte %5 olan, %6 olan faizini %3'te başka bir bankaya transfer ederek ve 17 yıl vadeyle tamamladık. Aynı şekilde burada da tabii önümüzdeki dönemde fırsatlar doğacak. Tam şimdi şey de var ya, geçen hafta çıkan ya yani bir 10 gün içerisinde çıkan bu geri erken ödeme kredilerde komisyon %1'e düşmüş olması ne olacak işte burada gibi bir konu var. Aslında bu bunu bizim için çok büyük bir fırsat olur. Çünkü her sözleşmede biliyorsunuz uzun dönemli alınmış kredilerde erken ödeme faizleri var. Komisyonları var diyelim. Bunun %1 ile limitlenmiş veya işte uzun olursa %2 galiba limitlenmiş olması burada önümüzdeki dönemde bu kredilerin refinansma edilmesi ve maliyetlerin aşağı çekilmesi yönünde büyük bir fırsat oluşturacak diye düşünüyorum. Biz de bunları değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'de de işte benim tahminim hareketlilik göreceğiz diye düşünüyorum yani. Şu anda bununla ilgili doğrudan bir planlama projeksiyonu içerisine girdiniz mi de bankalarla görüşmüşlüğünüz var mı hiç? Yani şu an bu konu bizim için öncelikli değil. Öncelikli olan bu borcu azaltma. Ondan sonra ikinci planda ise faizi düşürme. Çünkü faizi düşürmeye çalışmak borcu azalttıktan sonra daha kolay olur diye düşünüyorum. Rekabeti arttırırsınız. Peki yine bunların içerisinde önümüzdeki döneme dair planlamayı yaparken elektrikli araç, elektrikli bu geliştirilmiş olan yerli tabii otomobil projesi Zorlu grubunun da içinde olduğu projelerden evet bir tanesiydi. Evet. Zorlu Enerji'nin burada oynayabileceği bir rol var mı? Özellikle şarj istasyonları üzerine herhangi bir çalışma ya da Zorlu Enerji bünyesinde buraya yapılacak herhangi bir yatırım söz konusu mu? Şimdi tabii TOG'un yatırımı çok önemli bir yatırım ülke için. Çok da iyi gidiyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu şimdi tabii şey çıkıyor, haberler çıkıyor işte bu koronavirüs sebebiyle Çin'deki yavaşlama acaba etkiler mi? O her şeyi etkileyebilir. Yani öyle bakacak olursak, onu bir kenara koyacak olursak iyi ilerliyorlar. Onların zamanlamasına uyacak şekilde de Türkiye'de şarj istasyonlarının kurulması gerekiyor. Nedir bu? İşte 2022'nin işte ikinci yarısında en azından hızlı şarj istasyonları büyük şehirler arasında ve şehir içerisinde belli yerlerde kurulması gerekiyor. Bu bir yatırım. Aynı zamanda da arabayı alan kişilerin evlerine, iş yerlerine, eğer normal bir apartman dairesine oturuyorlar ise de o belediyeyle işbirliği içerisinde sokaklara bu şarj istasyonlarını yerleştirmek gerekiyor. Paralelinde işte AVM'ler, oteller vesaireler de gelecek. Bu elektrikli araçlarla beraber İnsanlar elektriğin tamamının değilse de bile %80'ini evlerde ve işyerlerinde şarj edecekler. Bu tamamen ekonominin el değiştirmesi anlamına geliyor. Biz de burada bununla ilgili olarak işte 2 yıl önce Vestel'le birlikte çalışmaya başladık. Bugün Vestel hem AC hem de DC şarj istasyonlarını yerli üretimine geçmiş durumda. Biz de bunları ZES markası altında Türkiye'nin değişik yerlerinde hatta 200 noktayı geçtik, hatta 250 nokta her gün arttığı için yerleştiriyoruz. 2022'ye doğru ilerliyoruz. Tabii burada planınız ne kadar? Yani toplamda Türkiye'nin kaç tane şarj istasyonuna ihtiyacı olacak? Siz bunun ne kadarına talipsiniz önümüzdeki dönemde? Ya bu öyle bir iş ki çünkü
hakikaten Almanya'nın falan projeksiyonuna baktığınız zaman muazzam sayılardan bahsediyoruz. Evet. Hani milyon civarında sayılardan bahsediyoruz. Eğer bu Türkiye'de de bu noktalara gidecekse sizin bütün işlerinizden daha ari, çok kıymetli başka bir asete dönüşebilir. Evet. Var mı böyle bir potansiyel? Şimdi burada tabii bu iş belki başka partnerleri de işlere çekmek gerekir. Çünkü arabada da biliyorsunuz birçok ortakla beraberiz. 5 ortağız, 6 ortağız hatta. Yani bu işte de belki bir takım ortaklıklar yapmak gerekebilir. Çünkü çok büyük bir değişim süreci olacak. İşte Avrupa'da 2030'a geldiğimizde satılan araçların %50'si elektrikli ya da elektrikli içerecek. Araçların tamamı elektrikli olacak yani bir başka de işte. İşte sırf Avrupa'daki araç elektrikli araç ihtiyacını sağlayabilmek için 300 bin megawattlık pil fabrikaları kurulması gerekiyor gibi rakamlar ve acayip bu tabii ki işte bir 1000 megawattlık fabrikayı 1 milyar dolara kuruyorlar falan. Böyle garip bir ekonomi olacak. Türkiye'de tabii bizim hesaplarımıza göre Türkiye'de 2 milyon araç olacak 2030 yılına geldiğimizde. Bu araçların idamesi için de yaklaşık olarak 3 milyar dolara yakın bir yatırım şarj altyapısına yapmak gerekecek. Bunun hızlı şarj istasyonları büyük bir kısmı oluşturacak ve orada aslında birazcık da kas gücüne de ihtiyaç var. Ama diğer tarafta da evet bir miktar ihtiyaç var. Burada bizim hedefimiz, çok erken de girdim, şu an aslında sektörde birinci sıraya oturduk diyebilirim. Yani bir iki rakibimiz daha var. Yani ZES markasını en az önümüzdeki 2 yıl boyunca hep burada birinci sırada tutmaya çalışacağız. Günün sonunda nereye kadar gider bu iş, ne kadar bir büyüklüğe gider? Bunlarla ilgili tahminlerde bugün bulunamıyorum ama Avrupa'daki ve Amerika'daki örneklerine baktığınız zaman gerçekten şirkete çok değer katacak bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Bu marka önümüzdeki dönemde halka açılmasını planladığınız yeni şirketin altında mı olacak yoksa başka bir platformda? Yok, bu direkt Zorlu Enerji'nin altında olacak. Doğrudan Zorlu Enerji'nin altında olacak. Direkt Zorlu Enerji'nin altında olacak. Hisse bazında düşünecek olursa yatırımcılar bu çerçeveyi oturtmalarına fayda orası var. Sadece yenilenebilir enerji yatırımları. Yani bu direkt olarak onu çok seviyor bazı yatırımcılar. Evet. Oraya yönelmek istiyor. Bazıları da dağıtım şirketlerini çok seviyor. Mesela Enerjisan'ın yapmış olduğu halka arza başarılı bir arka arz. Ve onlar da yani belki yenilerini düşünüyor bilmiyorum. Ama sonuçta onu da seven ayrı bir kitle var. Burayı seven ayrı bir kitle var. Sonuçta en sonunda da belki enerji. Bir de Zorlu Enerji tabii sermaye piyasası araçlarında çok etkin kullanan şirketlerden bir tanesi. Son olarak bir 800 milyon liralık ihraç tavanı için kayıt izni alındı. Dolayısıyla bu sene içerisinde planlıyor musunuz yeni ihraç burada? Onun avantajı elbette teminatsız hareket etme imkanı da sağlayabildiği için daha farklı bir avantajı da oluyor çünkü. Şimdi orada zaten halihazırda bizim yönettiğimiz bir portföy var. İstek de geliyor çünkü müşterilerden. Kapatmak istediğiniz zaman bu sefer tersi de olabiliyor. Yani orada belli bir portföyü sürekli olarak devam ettireceğiz. Yani bizim periyodik olarak işte 2 ayda bir, zaman zaman. Genelde 2 ayda bir kısım yeni ihraçlarımız oluyor. Olmaya da devam edecek. Ondan da yani daha sonra da devam edeceğiz. Çünkü şimdi aslında çok önemli bir karar alındı yine Merkez Bankası ve BDDK'da. TL kredi verdiği zaman, uzun vadeli TL kredi verdiği zaman bankadan ayrılmak zorunda oldukları karşılıklar daha az. O yüzden ileriki dönemde hem bankalar hem de yatırımcılar daha stabilize olduğu zaman pazar bu uzun vadeli TL yatırımlarına talep gösterecekler diye tahmin ediyorum. O zaman da bizim Osman Gazi, işte gaz dağıtım gibi şirketlerin bilançolarına belki bu tip yine devlet tahvili gibi şeyler alınabilir. Peki, kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz yurt dışındaki operasyonlarınız üzerine odaklanmak isterim bu dönemde. Özellikle burada İsrail tarafındaki projeler, oradaki yeniden yapılandırma sonrasında ne durumda diye sormak isterim. Yurt dışındaki önemli varlıklarınızdan bir tanesi İsrail projeleri çünkü. Şimdi İsrail'de aslında 3 tane çalışır durumda Santral'in ortağıyız.
Bunlar tabii yıllardır bizim elimizde. 2010 yılında aslında en sıkıntılı dönemde bu Mavi Marmara olayının olduğu dönemde bu yatırımları yaptık. Zorlandık ama yapmayı başardık. Tabii İsrail'de pazar büyüyor. İşte bildiğiniz gibi doğalgazın gelmesiyle beraber ülkede ciddi anlamda bolluk oluştu. Bir de şunu yaptılar, yani birkaç tane saha var. Bu sahaların sahipliğini ve yönetimini bağımsızlaştırdılar ve birbirinden bağımsızlaştırdılar ve birbirine rekabet edebilir hale getirdiler. Bu sayede 4.7 dolar olan gaz fiyatı 4'e kadar düştü. Hemen bir tüy bazında söylüyorum. 4 dolara kadar düştü. Daha da aşağı gidebilir. Bu da tabii ülkede tabii doğal gaz santrallerinin yapılmasını, ilave santrallerinin ve orada ihracatın önünü açmış oldu. Tabii ülkede 6000 megawatt İsrail'de kömür santrali. Bunların da doğal gaza döndürülmesi kararıyla beraber yatırım fırsatları önümüzdeki dönemde İsrail'de ciddi anlamda olacak. Biz de hem oradaki varlıklarımızı kullanarak hem de lokal belki yeni partnerlerle orada yeni yatırımlar yapabiliriz. Ama mevcut diyetimiz hem iyi durumda, hem çalışıyor, hem de dediğim gibi refinal artık daha aşağı inme şansı yok. O santrallerin aynı zamanda işletme operasyonunu yapıyoruz. O da tabii bizim için ayrı bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii hem Türkiye-İsrail ilişkileri hem Doğu Akdeniz meselesi, Kıbrıs meselesi. Evet. Bunlar etkiliyor mu sizin oradaki iş yapış şeklinizi ya da orada bundan sonra için yaptığınız planları? Valla şu an itibariyle Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi inanılmaz büyümüş durumda. Yani 6 milyar doların üzerine çıktığı söyleniyor. Hatta 7 milyar dolar civarına ulaştığı söyleniyor. Her gün işte günde 10-15 tane uçak İstanbul'dan Tel Aviv'e gidip geliyor. Yani ciddi bir ticarette büyüme var. İki, hem politik alanda bir takım sorunlar olsa da bu ticaretin önüne engel olmamış gibi gözüküyor. Bizim de yatırımlarda da bir sorun çıkmadı bu anlamda karşımıza. İleriki dönemde de büyüyecek gibi görünüyor yani. Bu hem yatırımlar hem de ticaret her iki ülke arasında. Bu arada bir de Kazakistan'da yeni şirket kurulumunuz söz konusu oldu. Orası aslında 2018 yılında bir niyet mektubu imzalamanız vardı. Evet. 50 megawattlık bir kapasiteye ulaşmak için yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dolayısıyla şimdi oradaki planlamanız nedir? Önümüzdeki dönemde büyümeyi planladığınız yerlerden bir tanesi mi? Yoksa bir girip bakmak mı istiyorsunuz? Kazakistan'da aslına bakarsanız bir proje üzerinde görüşüyoruz. 50 megawattlık bir güneş projesi önde üzerine. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Önemli bir proje. Ve orada da yeni yatırım fırsatları karşımıza çıkacak. Hem rüzgarda hem güneşte. Bunları da değerlendirmek istiyoruz. O yüzden bir deneme projesiyle 50 megawattla başlayıp hali hazırda lisansı vesairesi hazır. Başlayıp orayı, ülkeyi tanımak, ekonomiyi tanımak, işte kurlar çok hareketli diyorlar veya başka sorunlar var diyorlar. Bunları birebir yaşayarak öğrenmek istiyoruz. Arkasından belki ilave yatırımlarımız da olabilir tabii. Yine zorlu bölgelerden bir tanesi Pakistan ve oraya baktığımız zaman da orada da faaliyetiniz var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Pakistan için planlarınız nedir diye sorayım. Orada tabii yönetim her değiştiğinde şirketlere bakışta farklılık oluyor. Daha önce de benzer sıkıntılar yaşayan şirketler oldu. Sonrasında tahkime gidildi, çok büyük tazminatlar alındı vesaire. Dolayısıyla nasıl Pakistan'da iş yapmak bir. İkincisi orayla bundan sonrası için nasıl götürmeyi düşünüyorsunuz yatırım planlamasını? Şimdi tabii biz ilk rüzgar santralimizi bundan işte 10 sene önce, hatta 12 sene önce çalışmaya başladık. Hayata yani gerçekleştiğimizde yıl 2012 idi galiba. Yani bayağı bir 4-5 sene sürdü, yani mücadele verdik. Sonra tabii Türkiye'deki yatırımlarımız çok hızlanınca Türkiye'ye tekrar ağırlık verdik ama 3-4 yıl önce rüzgar potansiyelini ve güneş potansiyelini tekrar değerlendirebilmek amacıyla yatırım yapma kararı aldık. İşte 100 megawattlık bir güneş lisansımız var. Onun yatırımıyla ilgileniyoruz. Aynı zamanda 200 megawattlık lisans başvurumuz var ki bununla ilgili olarak arazi alımını vesairesini de gerçekleştirdik. Bunun üzerine çalışmaya başladık. Tabii hükümet değişimi ciddi anlamda ekonomiyi etkiledi Pakistan'da. Yaklaşık bir yıl yeni gelen hükümetin
bütün konulara hakim olması, işte adaptasyon süreci vesairesi o gibi süreçler yaşandı. Tabii biz Pakistan'da %100 kendi ortaklığımızla gidiyoruz. Yani orada yerel bir partnerimiz yok. O yüzden hani bu hükümet değişikliklerini genel diğer partnerlerle ortak olduğunuz zaman etkileniyor. Biz etkilenmedik. Biz şeyden etkilendik. Hükümetin değişmesi ve bir sene boyunca burada iş yapılamaz olmasından dolayı. Şimdi yavaş yavaş açılmaya başlandı. İşte bu 100 megawattlık santralle ilgili bankalarla artık tarifemiz çıktı. İşte görüşmelere başladık. Büyük bir ihtimalle bu yıl sonunda inşaatına başlarız diye düşünüyorum. Önümüzdeki yılda da 100 megawattı tamamlarız. Aynı zamanda 200 megawatt için de ihaleye gireceğiz. O ihaleyi de alacağımıza inanıyorum yani. Çok çok teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Değerlendirmelerinizi bizlerle paylaştığınız için ve böylelikle bugün için Finans Merkezi'nin de sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var, sonra kapanışa doğru izleyebilirsiniz.